Ben bunu devlete verdim. Sen ne oldu? Oturuyorsun? Ben burada oturuyorum ben abi. Verdim. 30 gel. Senedir burada oturuyorum. Gel içeri. Yok abi. Gel içeri. Başkan gelsin o zaman. Ben başkan 10 senedir çıkıyorum abi. Abi şu anda bunları bana saldırırsın abi. Saldırmayayım. Bana Gazi'ye saldırırsın abi. Ya. Bak 3 parmağın değeri nerede abi? 3 parmak nerede abi? 3 parmak nerede abi? Adım Samet Ak abi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Suriyeli değilim abi. Suriyeli değilim. Suriyeli değilim. Iraklı değilim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Tamam, iş istiyorum. Bu devlet bana iş verene kadar buradan gitmeyeceğim. Hocam, nasıl PKK anneleri? PKK anneleri nasıl çocuklarını dağdan indirmek istiyorsan ben de iş istiyorum abi. Ben de iş istiyorum abi. Devlet bana iş verecek. Devlet bana iş verecek abi. Bak Bekir Yıldız orada. Bak arayacaktı, saklanıyor. Ne oldu, saklanıyor Bekir Yıldız. Bekir Yıldız saklanıyor. Başkan saklanıyor. Ben abi. Tamam tutuklu abi beni. Kelepçe tutuklu. Böyle yaparak olmaz. Yok, yok, abi ben hiçbir şey yapmıyorum bak. Hiç kimseye hakaret etmiyorum. Hiç kimse. Tek bir. Beni doyurmak için. Bu yaptığın yasal. Yaptığın yasal değil mi abi? İş istiyorum abi. Hemen. Abi 10 senedir benim abi parmaklarımı ver o zaman. Sen devlet memurusun. Devlet memurusun. Bağırma abi. Tamam pardon özür dilerim. Özür dilerim pardon. Tamam. Orijinal deli raporu abi. Orijinal deli raporu. İş istiyorum abi ben. Odada oturmak kolay. Evde de oturuyorum ben 10 senedir. Ben 10 senedir evde de oturuyorum abi. İş istiyorum abi. Benim deli raporum var abi. Orijinal. Arkasında 10 tane doktorun imzası var. Yalnız raporum koymuyor musun? Başka yok raporda. Cebimde 1 lira para var. Sigaram yok. Ben o fotoğrafını çektim. Çektirip veriyorum iş yerlerine. Daha bir şey olduğunu görmedim abi. Ne oldu Bekir Yıldız gitti. Kurnaz. Nasıl? Şov mu? Şov mu abi? Abi o zaman tamam. Şöyle yapalım. Tamam. Şöyle yapalım abi. Ben her gün geleyim sana. Bana 10 lira aşık ver. Tamam mı? Kabul mü? 10 liraya. Vay be. Bak. Yüzük takmışım abi bak. Bak yüzük takmışım. Kız bekliyor. Hala mı bağırıyorsun ya? Tamam bağırıyorsun. Bağırma. Tamam. Bak kız bekliyor. Kız bekliyor abi. Kız bekliyor. Kız bekliyor abi. Her herkesin bir sıkıntısı var. Böyle bağırmak olmaz. Tamam. O iş oturulur, konuşulur, kışkırılır, durmadır, durmadır. Ben bunu devlete verdim. Sen ne oldu? Oturuyorsun? Ben burada oturuyorum ben abi. Verdim. 30 gel. Senedir burada oturuyorum. Gel içeri. Yok abi. Gel içeri. Başkan gelsin o zaman. Ben başkan 10 senedir çıkıyorum abi. Abi şu anda bunları bana saldırırsın abi. Saldırmayayım. Bana Gazi'ye saldırırsın abi. Ya. Bak 3 parmağın değeri nerede abi? 3 parmak nerede abi? 3 parmak nerede abi? Adım Samet Ak abi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Suriyeli değilim abi. Suriyeli değilim. Suriyeli değilim. Iraklı değilim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Tamam, iş istiyorum. Bu devlet bana iş verene kadar buradan gitmeyeceğim. Hocam, nasıl PKK anneleri? PKK anneleri nasıl çocuklarını gel. Dağdan indirmek istiyorsan ben de iş istiyorum abi. Ben de iş istiyorum abi. Devlet bana iş verecek. Devlet bana iş verecek abi. Bak Bekir Yıldız orada. Bak arayacaktı, saklanıyor. Ne oldu, saklanıyor Bekir Yıldız. Bekir Yıldız saklanıyor. Başkan saklanıyor. Ben abi. Tamam tutuklu abi beni. Kelepçe tutuklu. Böyle yaparak olmaz. Abi ben hiçbir şey yapmıyorum bak. Hiç kimseye hakaret etmiyorum. Hiç kimse. Tek bir. Beni doyurmak için. Bu yaptığın yasal. Yaptığın yasal değil mi abi? İş istiyorum abi. Hemen. Abi 10 senedir benim abi parmaklarımı ver o zaman. Sen devlet memurusun. Devlet memurusun. Bağırma abi. Tamam pardon özür dilerim. Bağırma abi. Özür dilerim. Pardon. Tamam. Sakin ol. Sen devlet memurusun abi. Ben 10 sene önce parmaklarımı kaybettim. Parmaklarımı alabilir miyim abi? Seninkiler uyan. Askerde abi. Askerde. 15 Temmuz gazisi olmak zorunda mıyım ben? Ben 15 Temmuz'da yaralanmak zorunda mıyım? Hala bağırmışsın. Tamam pardon. Var abi al. Deli raporum da var abi. Bak paşalar gibi deli raporum da var abi. Bak orijinal. Orijinal deli raporu abi. Orijinal deli raporu. İş istiyorum abi ben.
Odada oturmak kolay, evde de oturuyorum ben 10 senedir. Ben 10 senedir evde de oturmuyorum abi, iş istiyorum abi. Benim de raporum var abi. Orijinal, arkasında 10 tane doktorun imzası var. Yalnız raporum koymuyor musun? Başka yok raporda. Cebimde 1 lira para var, çıkaramıyorum. Ben o fotokopisini çektim, çektirip veriyorum iş yerlerine. Daha bir şey olduğunu görmedim abi. Ne oldu Bekir Yıldız gitti. Kurnaz. Nasıl? Şov mu? Şov mu abi? Abi o zaman tamam. Şöyle yapalım. Tamam. Şöyle yapalım abi. Ben her gün geleyim sana. Bana 10 lira açlık ver. Tamam mı? Kabul mü? 10 lira ya. Vay be. Bak bak bak. Bak yüzük takmışım abi bak. Bak yüzük takmışım. Kız bekliyor. Hala ama bağırıyorsun ya. Tamam bağırıyorsun. Bağırıyorum. Tamam. Bak kız bekliyor. Kız bekliyor abi. Kız bekliyor. Bak kız bekliyor abi. Bizim derdimiz yok. Herkesin bir sıkıntısı var. Böyle bağırmak olmaz. Tamam. O iş oturulur, konuşulur, kışkırılır, durumda görüntülür. Anladın mı? Sonra birisi gel ben sana burada çalışırsam ne sorun. Adım Samet abi. 10 yıl önce askerde kaza geçirdim. Kimse gazilik, mağlulen, emeklilik, engelli yardımı yapmıyor. Devletten 10 senedir iş istiyorum, iş de vermiyor. Bugün buraya geldim iş istemeye. Yine beni boş çevirdiler. Belediye başkanı ve yardımcıları. Ben yine buraya gelmeye devam edeceğim. Bugün belki pankartlarla geldim. Yarın başka bir şeyle geleceğim. Ben gazilik haklarımı da istiyorum. İş de istiyorum. Her şeyi istiyorum ben. Askerde parmaklarımı makineye sıkıştım ve bilirkişi raporlarım benim haklı olduğumu bildiği halde hala devlet bana gazilik vermemekte ısrarlı ama ben de haklarımı arıyorum usta. Ben şu anda düğün yapmaya hazırlanıyorum. Yani öyle bir hazırlıklarım var ama işim olmadığı için hazırlıklarım hep yarıda kalıyor. İnşallah evlenmeyi düşünüyorum. Pankartta daha önce de söylediğim gibi iş istiyorum. Sadece olanaklarımı istiyorum, adalet istiyorum. Başka bir şey değil. İçeride ne konuştunuz? İçeride yine daha önce söyledikleri gibi iş bulacaklarını falan söylediler. Şimdi en son iş kur müdürüyle tekrar görüşecekler. Yoksa ben 10 kere de iş kur müdürüne çıktım. Yine bir şey olmadı. Saat 3'e kadar haber verecekler. Ya da 4'e kadar. 4'e kadar haber vermezseler yine aynı yerde eylemime devam edeceğim. Nasıl PKK'nın anneleri gidip kapı önünde yavrularını istiyorsa ben de iş istemeye devam edeceğim.